Alacakların kapıya dayandılar bu akşam. Kadın halimle tehdit ettiler beni. Ben altınların parasıyla bütün borçları kapattık, kendi boğazımıza kaldık sanıyordum. Ya bir kısmını ödedik işte, gerisine yetmedi. Kimdi gelenler? Tekin bir daha olmaz demiştim. Gecenin bir yarısı eşkıya kılıklı adamlar kapımıza dayanıyor. Ben kadın halime senin pisliğinle uğraşıyorum. İçerideki çocuğun ödü patladı. O çocuk nasıl güvenecek artık sana? Ben nasıl güveneceğim? Ya kızım olmaz bir daha. Bak ben hallederim sabah. Sen bu aileyi koruyamayacaksan babayım kocayım diye hangi yüzle geziyorsun ortalıkta? Abartma Türkan. Sinirlerin bozulmuş senin. Ya korkmuşsun, gel yatalım, sabah ola hayrola hadi. Sabah mabah kalmadı artık bu işin. Ben Efe'yi de alıp gidiyorum. Birazdan Ferit gelip alacak bizi. Bence o geldiğinde ortalıkta olmasan çok iyi olur. Ya saçmalama. Sen nereye gidiyorsan git. Çocuğumu nereye götürüyorsun ki? Sanki ben gelip alamam oğlumu senden. Sakın gelme. Semtime bile uğrama artık beni. Mahkemede görüşürüz. Allah kahretsin sizi. Hayatımı mahvettiniz. Ailecek ezdiniz beni. Ne haliniz varsa görün. Merhaba, hoş geldiniz. Ben işaretini aldım. Biraz kısalacak. Benimki öyle istiyor da. Akşam alacağım. Hemen yaparım, iyi günler. Ben şanslıyım gene. Hilal'imin kocasının ne talepleri var? Kızım sana ne, kocası öyle istiyormuş. Ne diyeyim? Bize zamanında giyindik kuşandık da ne işe yaradı? Görüştün mü bugün Tekin'le? Siz ciddiye almadınız galiba. Aramayacağım onu. Bundan sonraki ilk görüşme mahkemede olacak abla. Akşam annemleri de söyleyeceğim. Bitmiştir bu iş. Ben bu adamın kahrını daha fazla çekemem. Sünnette takılanları da sattı savdı. Elimizde avucumuzda 5 kuruş kalmadı. E kızım burada ne kazanırsak paylaşırız. Aa, Türkan da zengin oldu desene. Kızlar müsait misiniz? Kısır yaptım, bir tadına bakıverin. Aman abla, biz de boğazımızı tutalım, 1-2 kilo verelim diyoruz. Sen de her gün bir şey getiriyorsun valla. Ay ye sen ye, bundan bir şey olmaz ki. Hemen bakayım tadına. Çok güzel, eline sağlık. Çayı da beraber içelim mi? Ay yok canım, ha bak ne diyeceğim. Bu akşam bize gelin diye uğradım. Melike gidiyor ya, hep beraber oturur yemek yeriz. Annene de haber ver, o da gelsin. Ay gidiyor değil mi? Çok özleyeceğiz valla. Ah onu bana sor. Hani yüzüne belli etmeyeyim diyorum ama kızımdan ilk defa ayrılıyorum. Yüreğim hop oturuyor, hop kalkıyor. Canım temellik dönecek nasıl olsa. Aa, Türkan bak ne geldi aklıma. Sen hiç ev mi var ama. Melike gidiyor. Yukarıda benim kocaman ev bomboş. Al o alanı, gel beraber otur. Can yoldaşı doğrusu. Canım bizim ev dururken ne gereği var şimdi? Sokakta mı kaldı sanki? Öyle değil de bu yaştan sonra ana baba evine sığınmak zor geliyor. Ya canı sıkma hiç. Nasıl olsa her şey yoluna girer. Akşama bekliyorum hepinizi, gelmeyin. Geliriz Şeyma abla. Ama çok zahmete girme ha. Nasıl geçti sınav? İyi, çok iyi. Çok rahat geçerim ben bu dersten. Ya Beyoğlu'nda Bekar Sokak'ta hani bir yer vardı ya. Ekspres mi? Evet. İşte orada kim çıkıyormuş? Kim? Ulaş. Hangi? Bizim Şapşal Ulaş mı? Evet ya. Ulaş da DJ oldu yani. Geçelim karşısına, eğlenelim bu akşam. Yok, ben gelemem. Niye? Gelemem çünkü hafta içi akşamları çıkmayacağım, abime söz verdim. Geldiler işte. Gerçekten gelmiyor musun? Çok şey kaçırıyorsun. Bir sürü çocukla tanışırdın. Yani kimin ya belli değil. Balistik sonuçlarından da bir şey çıkmamış. Silah da ruhsatsız mı zaten?
Ya belki Urfa'dan kalma bir davadır. Yok be abicim. Amir bu Nihat Kara cinayetiyle alakalı olduğunu düşünüyor. Hangi Nihat Kara? Şu bizim... Aynen öyle. Dünya ne küçük değil mi? Nasıl olur ya? Ulan ne ilgisi var ki? Bence de ilgisi yok. Yani Nihat Kara öldürüldü diye bizim amiri niye vurmaya kalksınlar ki? Ama belki olayı örtbas etmek için böyle bir şey yapmış olabilirler. Amir çok mu kurcalıyor meseleyi? Vallahi dibine kadar gidecek gibi gözüküyor. Lan bu işin arkasından bir pislik çıkabilir ha. Amir doğru düşünüyor. Bakıyorum ilgilendin konuyla. Ya oğlum arasana şu herifi telefonla bir geçmiş olsun falan diye. Yarın ifade vermek için görüşeceğim nasıl olsa orada konuşurum. İyi sen bilirsin. Ya Cemil. Ben babamların evden çıkmak istiyorum. Bir süre burada kalabilir miyim? Tabii kardeşim ne demek? Ben sana her zaman söylüyorum. Şu kanepeyi kaldırırız, buraya bir tane yatak atarız, olur biter işte. İşte senin odan. Sağ olasın. Hayrola ne oldu? Efe ile Türkan ablam döndüler bize. Enişte yüzünden değil mi? Hmm. Ya ben de çıkmak istiyordum zaten evden. Her şey çok içli dışlı olmaya başladı. Herkes her şeyi hep birlikte yaşıyor. Ne güzel işte oğlum. Güzel de işte bu aralar fazla geliyor bana. Ferit, ne yapıyorsun abi? Ne gibi? Ya seninle ilgili, görevinle ilgili diyorum. Abi ben ciddi verdim istifayı. Geride almayacağım. Aslında İstanbul'dan da çıkıp istiyorum ben. Nereye gideceksin? Ne bileyim belki Avrupa'ya giderim. Melike'nin peşinden. Bir ara onu da düşündüm. Ama olmaz abi. Bunu konuştunuz mu Melike'yle? Gerçi aramış bugün beni. Geri dönmedim daha. E arasana kızı şimdi. Hem çağır gelsin burada oturup konu. Bakarız ya. Ya ben çıkacağım vallahi ciddi söylüyorum. Artık burada yaşıyorsun zaten misafir kabul edebilirsin değil mi? Ne zaman ayağa kalkacaksın bakalım? Bugün hep evin içinde dolaştım. Öyle mi? Ya ne demişsin babam gelmezse uyumak? Öyle mi? Evet. Sen benim üzülmemi istemezsin değil mi? Evet. Ben de senin üzülmeni istemem. Ama şimdi sen böyle... Yani ben senin yanında olmayınca uyuyamıyorsan ben çok üzülürüm. Beni istediğin anda... Yanına gelemezsem daha da çok üzülürüm. Ne yapacağız şimdi? Bana telefon et söyle. Eyvah, o ne demek? Ne diyeceğim? Kızım gelemiyorum şimdi uyu de. Peki. Şimdi ben sen uyuyana kadar burada duracağım. Sen uyuduktan sonra seni öpeceğim gideceğim. Söz mü? Söz. O zaman bir masal anlatır mısın? Anlatırım bir masal. Ne anlatırsın? Ne anlatırım? Hani ben sana eskiden bir masal anlatırdım. Unuttun mu? Hatırlamıyorum. Ben de masalı uyduruyordum zaten. O zaman yine uydur. Bir varmış bir yokmuş. Bir tane ormanlar kralı bir gün ormanlar kralının odunu bitmiş. O da odun toplamaya çıkmış. Uyduruyorsun. Neden uyduruyorum? Ormanlar kralı odun toplamaz ki. Adamın yakacağı bittiyse? Adamları ne topladık? Bak demek ki ben artık çok yaşlanmışım. Bak hikayeyi uyduramıyorum gördün mü? Hadi şimdi sen anlat bakalım bir tane bana. Tamam. Çin Seddi'nin oradaki çocuğu yaşarmış. O kızın annesi kaftığında babası okyanuslarda yaşarmış. O kızın bir hayali varmış. O da Din Seddi'ni aşmakmış. Hayvanlar gitmiş, insanlar gitmiş. Kimse ona yardım etmemiş. Ama bir gün... Yağmurlar yağdıktan sonra birden bir gök kuşağı çıkmış gökyüzünde.
Çocuk Çin Seddi'ne bir bakmış. Bir de ne görsün? Annesi Çin Seddi'nin üstünden saçlarını çocuğa doğru uzatıyor. Küçük kız çocuğu saçlara bakıyor. Parmakların ucuna kalkıyor, yetişemiyor. Kalkıyor, yetişemiyor. Ondan sonra bir de bakar ki çocuk, iki tane kuvvetli kol çocuğu ayaklarından tutuyor, annesine uzatıyor. Çocuk da annesinin saçlarını kapınca annesi kucağına alıyor, geriye dönüp bir bakıyor ki aşağıda babası. Bitti mi? Evet, bitti. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine, değil mi? Baba onlar gitmemiş mi? Gitmiştir tabii ama masal bitince gidecek babalar. Sen anlat bakalım. Tamam. Sıra sende. Aslan, ben gidiyorum. Seninle yarın öbür gün bir konuşalım. Bu çocuk artık bebelikten çıktı. Hassaslaşmaya başladı. Öyle, boşluk hissediyor tabii. Ama işte sen bir ev tutsan kendine. O zaman sana gelir, bize gelir, iki evi olur. Böylece daha korunaklı olur. Ne korunaklı olacakmış ki evde be? Bunca yıldır sevdiğim, karım dediğim kadın. Evlen, Neşet ol. Bak bunu ta şuramdan söylüyorum şerefsizim. Seni mutlu olmanı en çok ben isterim. Ama ben kızımı başka adamın elinde büyütemem. Ne demek şimdi, daha saçmalama. Şşş, yavaş konuş. Bu mevzuyu burada kapatalım. Sonra konuşuruz, tamam mı? Bak Tahir'cim, işte kanun var, nizam var. Biraz da insaf var. Sen cinayetlerinden başını kaldırıp ne zaman ilgileneceksin kızınla? Kızım benim yanımda kalacak. O kadar. Gelirsin kızını, seversin, öpüp koklarsın. İstediğin kadar kalırsın, istediğin zaman gidersin. Ama ben... Bu hayatta olduğum sürece benim kızım benden başka bir adama baba diyemez. Benim aklıma sığmaz bu iş. Teşekkürler. Böyle karşında mızmız gözü yaşlı durmaktan sıkıldım ya. Niye benimle açık açık konuşmuyorsun ki? Yani gitmeden seni aramazsam beni hiç arayacağım falan yok. Acı mı çektirmek istiyorsun? Çektiriyorsun zaten. Ya dönüp dolaşıp hep aynı yere takılıyorum Melike. Kendi kendime diyorum ki, oğlum medeni davranmıyor musun? Yani kıskançlık mı, aşk mı, ahlak mı nedir bilmiyorum. Ama insan medeni olamıyormuş. Sen şimdi buradan bir adamla 3 ay Zürih'te baş başa. Kafan basmıyor ya. Hata şurada bir kere. Bizim o çocukla ortak yanımız bu stajın okulda sadece ikimize çıkması o kadar. Öyle gözükmüyor ama. Nasıl gözüküyor? Herifin yanında balayına çıkarmış gibi bir hali vardı. Ya vallahi çatlaksın. Sen ne kadar kıskanç ve bencilsin ya. Annem ablan nerede? Gelir misin benimle? Nerede? Bizdeler. Annem veda yemeği veriyor benim için. Yok, ben gelmeyeyim.
Ben yine de söylemiş olayım. Seni seviyorum. Şekerim, ona ilk böyle ilanı aşık etmiştim. Bir cümle bile kuramamıştım. Şaka şaka, çok tatlıydı. O zaman heyecanlıydı hayat. Ne demek şimdi, heyecanlı değil mi yani? Benim hayatımın en heyecanlı zamanı seninle geçti Ferit. Geçen hafta, burada, Cemil'in evinde. Benim heyecanlarım yeni başlıyor. Hadi sofra hazır. Niye gitmedin şeyhimelere? Aman gençler eğlensinler bırak. Yemekten sonra belki bir ara uğrarım. Efe yattı mı? Ha, baygın düştü yavrucak. Düşünsene ufacık çocuk. Gecenin bir yarısı bir evden kaldır öbür eve getir. Sonra da okul perişan oldu yavrum. Türkan ayrılmaya kararlı mı? Vallahi uzun uzun konuşmadık. Ama boşanacağım diyor. Aman tekinde adam olmadı ki. Ne yapsın? Yüzüne baksan, lafını dinlesen adam zannedersin. Yahu evde bir karım var, çocuğum var. Onu nasıl yetiştireceğim diye düşünmüyor bu adam be. Sen çekip konuşsan bir son kez. Neyi konuşacağım Adiye? Neyi konuşacağım artık? Bırak kendi hallerine. Ne isterlerse öyle yapsınlar. Kızımızı da orta yerde bırakacak değiliz tabii. Masaya iki tabak daha koyar, bakarız başımızın çaresine. Ah babacığım ah. Nur içinde yat. Ne olurdu şu evi alırken biraz daha büyüğünü alsaydın. Eksilmiyoruz. Aman Allah eksiltmesin. Filiz, bir tatlı daha vereyim mi yavrum? Ha yok Şeyme teyze, çatlayacağım birazdan. Üç kişi için bu kadar yemek yapılır mı ya? Filiz, çok ayıp. Ama annem de abartmış yani. Ne yapsın? Bir tanecik kızını gönderiyor. Aman ne yaptım Allah aşkına? Ufak tefek bir şeyler işte. Melike, oralarda annenin yemeklerini özlersin değil mi? Özlerim tabii. Ben hallederim. Sen istersen çay suyu koy. Vay be Melike abla, sen de gidiyorsun ha. Ben de bir yolunu bulsam hemen kaçacağım buralardan. Ve okul bitince sen de bir şeyler ayarlarsın artık. Yok ya Melike abla. Bu seneyi bir atlatayım. Ondan sonra İngiltere'de çocuk bakıcılığı mı olur ne olur bilmem ama gitmek istiyorum. Senin işin biraz zor. Okul bitmedikler bırakmazlar seni. Ne diyor bu kız gene? Hiç aramızda konuşuyoruz. Çaydan önce birer kahve içeriz değil mi? Gitmeden bir falıma bakarsın. Kızım senin falın fallanmış, yol çıktı, gidiyorsun işte. Sen içersin, biz senin falına bakarız abla. Yok, ben şöyle bir 4-5 ay kadar başıma neler gelecek öğrenmek istemiyorum. Abla. Hoş geldin. Uyku mu tutmadı? Ya Fatma horluyor ya. Benim odaya geçin Efe'yle. Ben bir süre Cemil'de kalacağım. Olur, bakarız. İyi misin? İyiyim ya. Galiba hep kötüyü düşünüp korktuğum için hazırlıklıydım herhalde. Asıl sen nasılsın? Hiç kimseyi merak etmiyorum. Ne Filiz'i, ne Fatma'yı. Oturup sana dertleniyorum. Biz bir şekilde kaynayıp gidiyoruz hayatı. Ama sen hep kıyısında köşesinde duruyorsun. Ne bileyim abla ya. Hayat böyle herhalde. Bir iniyoruz, bir çıkıyoruz. Geçiyor işte. Şubede durum nasıl? Yarın soruşturma var. Gidip ifade vereceğim. Bakacağız sonra. Amirim ters bir ifade vermezse herhalde temiz çıkarım. Günaydın. Günaydın abi. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geldiler mi? Geldiler amirim. Müdür, sorgu komiseri ve yazman içeridedir. Geç bakalım Ferit çağırıyor. Adam bizimle emniyete gelmeyi kabul edince ben dışarı çıktım. Cemil'i orada bıraktım. Ayak seslerini duyunca geri döndüm. Cemil adamın dikkatini dağıtmak için kelepçeyi fırlattı. Elini ateş edecektim o arada.
Kelepçeyi fırlattığı an Haluk Cemil'i vurdu. Sonra bana yöneldi. Ben de silahımı ona çevirdim. Teslim olması için ikaz ettim. Bırak silahı. Sonra bir kez daha ikaz ettim. Ve elinin tetiğe gittiğini hissettim. Kontrolsüz bir haldeydi. Bunu hissedebiliyordum. Şuursuz bir haldeydi. Zaten Tahir Başkomiserimiz de burada yaptığımız sorgulamada adamın psikopat ve dengesiz olduğunu saptamıştık. Ateş etti, kurşun sıyırdı geçti. Omzuna nişan aldım, boynuna geldi. Asla bir kasıt yoktu. Bu sorgunun siciline işlenmemesini sağlayacağım. Gerek yok müdürüm. Beraat ettim nasıl olsa. Tahir Başkomiserim de olayda kasıt olmadığının beyanını vermiş. Bunun dosyama geçmesini isterim. Görevden ayrılıyorum. Sicil fark etmez benim için. Biz kabul etmiyoruz oğlum istifanı. Burada kimse istemiyor senin emniyetten uzaklaşmanı. Herkesin geleceğinle ilgili bir hesabı kitabı var. Anlayamadım efendim. Aslanım, biri diyor genel müdürlüğe oynar, biri diyor İçişleri Bakanlığı. Niye olmasın müdürüm ama bir mesafe girdi arama mesleğimle. Ha, gençlik, karı kız, keyif aşkı meslek aşkını öldürür. Bak sana bir şey söyleyeceğim. En güzel aşk zirvede yaşanır. Unutma. Acıları da aşkları da zirvede yaşayacaksın. Kal teşkilatta. Güzel işler yapacağız seninle. Yalnız ben istiyor değilim ki, bunu herkes istiyor. Senin şu kabzı mal bile. O kim efendim? Ya var ya senin büro amirin. Tahir Başkomiserim mi? He, kendini kabzımal diye tanıtıyormuş vatandaşa. Ya bu adamlar tarihe karıştı artık be. Efendim müsaadenizle. Bana bir hafta düşünme fırsatı verirseniz. Git kafanı temizle, haftaya pazartesi burada ol. Hayret ederim. Bak şu 4100'den 3300'e kadar orada 10 tane dosya, onları indir aşağıya. Efendim ben çıkıyorum da gitmeden önce size bir şey söylemek isterdim. Söyle, kulağıma mı söyleyeceksin? Sen çık oğlum dışarı. Siz de benim burada eser müdürüm istifamı kabul etmediklerini söylediler. Siz de istemiyormuşsunuz. Sağ olun. Yanımda değil ama teşkilatta kalmanı isterim. Benim asıl söylemek istediğim şu. Cemil benim en yakın dostlarımdan biri. Sizin başınıza gelen olayı konuştuk onunla. Yani çünkü konuşuluyor, bu sır değil. Bence kesin bir arka planı var. Şimdi ben zaten buraya dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum. Yani söylemek istediğim şu. Eğer bana ihtiyacınız olursa her zaman yanınızdayım. Ama sivil olarak tabii. Saygılar. Sağ ol. Sana ihtiyacım olacağını zannetmiyorum ama. Gene de sağ ol. Affedersin kardeşim. Gamsız almıyoruz. Siz yenisiniz herhalde. Neyse. Daha sonra tanışırız. Ben buranın sürekli müşterisiyim. Sahnedekiler de arkadaşım, tamam? Kusura bakma, giremezsin. Allah Allah, ne oluyor ya? Bir günde krallık mı değişti? Yok beyefendi, emir öyle. İçeri alamayız. Beyler, tadımızı kaçırmayalım. Polisim ben. Kimliğinizi görebilir miyim? Kimliğim yanımda değil. Olmaz kardeşim. Buranın işletmecisi. Çağırın buraya. Komiser Ferit Çağlayan değil. Buyurun kardeşim.
Ben Fazıl abinin yakın dostuyum. Buranın da devamlı müşterisiyim. Bir gün öncesine kadar sürekli girdiğim yer, bir gün sonra alınmıyorum. Nasıl iş kardeşim bu? Prensip meselesi. Damsız almıyoruz. Benim damım içeride. Songül, yarın akşam yine buradayız. İyi geceler. Gel. Müdürüm, yemek yediniz mi? Görüşmem var Tahir'cim. Davet mi ediyorsun? Öyle bir yerde bir oturalım, iki kadeh içelim diyecektim. Oo, dostluğa davet ha. Ha, nasıl anlarsan. Bu gece önemli bir görüşme var. Yarın olur. Müdürüm, bu Nihat Kara cinayetinin üstünü neden örtüyoruz? Bunu bana bir anlatsana. Yarın oturalım, şunun bir içini açalım. Tahir'cim, ilk defa mı böyle bir emir alıyorsun? Öyle bir yerlerde karışık işler varsa bana hiç gelmediler müdürüm. Kimsenin pisliğini bokunu da örtmedim bugüne kadar. Kimse rüşvet teklif etmedi. Yani emniyetin peygamberi misin? Yok, haşa. Ben tam tersini söylemek istiyorum. Yani benim tipim mi bozuk? Bende bir bozukluk mu var? İnsanlar yüzüme baktığı zaman bu adam nasıl olsa rüşvet almaz mı diyorlar. Yani kimse bugüne kadar böyle bir şey teklif etmedi. Aldım ben mesajı, aldım. Yarın akşam... Geliyorum hayatım. Tamam. Yarın akşam uzun oturalım. Hayırlı toplantılar müdürüm. Yarın öğleden sonra ben sizi ararım, konuşuruz. Tamam Tahir kardeşim benim. Ya hakikaten anlattıkları kadar varsın be. Yaşlanırken dünyalığı yapmaya bakmak lazım komiserim. Bazen gözünü kapayacaksın. Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum da nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Bir dakika arkadaşım. Siz buranın eski müşterisiydiniz herhalde. Biz burayı Fazıl Bey'den devraldık. Ki eski müşterileri de memnuniyetle ağırlarık. Ancak biz bir aile şirketiyiz. Sanatçılarımızın barda kendi arkadaşlarla oturup lavali bir şekilde konuşmasını pek tasvip et. Açımızı uyarırız. Ama şimdi onu üzmeyelim. Size söyleyelim dedik. Buradaki işler canımı sıkıyor. Ben buraya sürekli gelip gidiyorum. Bundan sonra da geleceğim. Tatsızlık çıkarmayın. Kimseniz kimsiniz, herkes çapını bilsin. Konuşacağım çocuklarla. Gitmem ben bir daha oraya ki. Çıkmam orada sahneye falan. Ben yarın soruşturacağım merkezden. Öğreniriz kimmiş bu adamlar. Aman ya, sen de boş ver, sıkma canını. Haftaya başka bir yerde çıkarız, otururuz. O zaman yarın görüşürüz.
İyi geceler. Sana da. Hadi girsene içeri. Kazanova, uyuyor musun? Sen şimdi düzeleceksin, ayağa kalkacaksın, ne oldu bana diyeceksin. Ondan sonra bizi tanıyacaksın. Sonra da... elimizi öpeceksin. Evinin önüne atın bunu.